başladı. Bu beklediğimiz bir isyan. Bu itirazın ötesinde bu isyana dönüşecek, göreceksiniz. Yani siz bir topluma erkeği, kadınlığı, kadına erkekliği dayatırsanız sistem olarak ve doğal cinsiyetleri reddedip toplumsal kültürel cinsiyet var derseniz, yani kromozomların belirlediği, bizim irademiz dışında kromozomlarla belirlenmiş insanların cinsiyeti var. Erkek cinsiyeti, kadın cinsiyeti. Üçüncü bir cinsiyet yok doğada. Ama ne oluyor? Bu çürüyen toplumlarda, eski Roma'da, ondan evvel Yunan'da, eski Yunan'da, eski Roma'da, o çürüyen toplumlarda kadın şey oluyor, ezilen konumuna itiliyor. Kafese konuyor. Kafesteki kadınlar kendi aralarında muhabbete yöneliyorlar. Kafesin dışındaki erkekler de kendi aralarında. Kadınlar entelektüel hayatın dışında kalıyor. Dolayısıyla kadınla bir muhabbet de olmuyor. Yani kadın bir et parçasına dönüşüyor ve yalnız çocuk üretmek için, yapmak için kadınlar işe yarıyor. Onun dışında aşk aynı cinsler arasında Yunanistan'da, eski Yunan, eski Roma'da, hatta Caligula falan o meşhur oyunlara da yansıyan Roma imparatorlarının kendilerinde enses ilişkiler. Yani ailenin içinde babalar annelerle Roma imparatorlarının aileleri ne kadar yansıyan, o bütün aşırı sınıfsal kölelik gibi zorbalığın olduğu toplumlarda aynı zamanda aşırı cinsel farklılaşmalar, cinsel tahakkümler, yani erkeğin kadın üzerindeki tahakkümü. Evet. Dolayısıyla kadınla erkek birbirinden ayırdığınız zaman kadınla erkek arasındaki aşk da ortadan kalkmış oluyor. Şimdi bu Amerikan ve Avrupa toplumu, Japonya da buna dahil, yani bu kapitalist, emperyalist ülkelerde aynı Yunanistan ve Roma'daki gibi veya Orta Doğu'da, Orta Doğu'da da var aynı hikaye, yani feodal toplumlar, aynı çürümeye rastlıyoruz. Biraz evvel Sayın Bolat da söyledi, Latif Bolat dedi ki, rakam verdi, %5'i 30 yaşın altındaki gençlerin Amerika'da kendini cinsiyetsiz olarak görüyor şeklinde. Yani erkek ve kadın olarak evet. görmüyor şeklinde. Oralarda da bu çürüme başladı. Ama buna karşı bir isyan da başladı. İşte Aydınlık onu manşet yaptı. Almanya'da bilim insanları 804 akademisyen, 804, az buz diye 804 akademisyen çocuklara cinsiyet değiştirme propagandasının bilim dışı olduğunu ve siyasi olduğunu ifade eden bir bildiri yayınladılar. Çok önemli. Zaten Alman Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalarda da, onu da Teori Dergimiz ve Aydınlık Gazetesi yayınlamıştı. Siz de verdiniz ulusal kanal olarak. Alman Sağlık Bakanlığı da intihar olaylarının, uyuşturucu bağımlılığının, çocuk istismarının, kadına şiddetin, özellikle LGBTİ denen, yani L'ler, işte G'ler, çift cinsiyetliler, travestiler vesaire, onlar arasında intihar, çocuk istismarı, şiddet, bunun uyuşturucu çok yaygın olduğunu, evet. toplumun diğer kesimlerine göre Sağlık Bakanlığı Almanya'nın saptamıştı. Yani orada bir mutluluk yok. İntihar var, uyuşturucu var, şiddet var, istismar var. Türkiye'de tablo nasıl sizce şu an? Türkiye'de de öyle. Yani Türkiye'de tabii Türkiye maalesef Türkiye'ye de bu iş girdi ve sistem destekliyor. Sistem, ciddi fonlama var. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP, HDP, PKK ve Cumhuriyet Halk Partisi, onlarla beraber olanlar da tabii sonuç itibariyle görüyoruz. Kadıköy Belediyesi, yok Beşiktaş Belediyesi, CHP belediyeleri bu LGBTİ olayını desteklemeye başladı. Yani onlara özgürlük, bunun özgürlüğü yok. Bu sonuç itibariyle toplumda bir çürüme, çürümeye özgürlük olmaz. Şiddete, intihara yol açan eğilimlere özgürlük olmaz.
Erkek erkektir, kadın kadındır. İşte kadını sen erkeksin, erkeğe sen kadınsın veya unisex diyorlar. Tek bir cinsiyet vardır. Yani doğanın, doğaya meydan okuyan, insanın kendi vücuduna isyan etmesi. Yani vücudu erkek ama vücuduna isyan edeceksin diyor. Vücudu kadın ama sen vücuduna isyan edeceksin diyor. Böyle bir sistem, böyle bir dayatma, zorbalığın, zulmün en aşırı noktasına geldi. Evet. Buna tabii Batı'da da isyan başladı. Amerika'da da bir kampanya başlamış. Bunlar kaçınılmaz çünkü sonuç itibariyle bir toplum böyle göz göre göre çürümeye gitmez. O toplumun içinden mutlaka o çürümeye karşı itirazlar, isyanlar yükselecektir. İşte o başladı. Başladı. Bu bizim beklediğimiz bir olaydı ve ne mutlu ki başladı. Ve tabii o toplumlarda da bu yönde bir uyanış olacak. Bu arada İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme usulüyle ilgili dava Danıştay'da görülüyor. Danıştay'da savcı, bugün son yayına girmeden önce düşen bilgi, çekilme usulünün yanlış olduğuna dair bir şey sunuyor, şerh sunuyor. Dolayısıyla bu davada hemen hemen birkaç güne bağlanacak ya da önümüzdeki duruşmada bağlanması bekleniyor. Siz de bu konuda itirazlar... Şimdi bakın, İstanbul Sözleşmesi bir kere yanlıştı. Yani İstanbul Sözleşmesi de toplumsal cinsiyet diye bu LGBTİ'yi meşrulaştıran bir sözleşmeydi. O bakımdan çürümenin sözleşmesiydi. Bir tek Vatan Partisi o sözleşmeye karşı oldu. Meclisten bir çekimsel oya karşı oy birliğiyle çıktı. Evet. Yani önce hükümet kabul etti, AK Parti hükümeti. Pardon, Ecevit hükümeti. Arkasından AK Parti'nin çoğunluk olduğu meclisten oy birliğiyle çıktı. Hem CHP'liler oy verdi, hem AK Partililer oy verdi. Hem de işte bu diğer partiler oy verdiler. Oy birliğiyle çıktı. Bir tek Vatan Partisi buna itiraz etti. Fakat sonradan işte Vatan Partisi'nin kampanyaları, teoride çıkan sayılar, Aydınlık, Ulusal Kanal, Vatan Partisi'nin çeşitli yerlerde yaptığı toplantılar vesaire, bunun sonucunda AK Parti bir noktaya geldi ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. O zaman da şunu söyledik Vatan Partisi olarak. Bunu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapmak hukuka uygun değil. Meclisin kararıyla yapmak lazım. Çünkü meclis İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etti. Meclis kabul ettiğine göre meclisin kararıyla çekilebiliriz. Bu kadar basit. Bu temel bir hukuk kuralıdır. Yani karar veren aynı zamanda o kararı kaldırır. Yani meclisin verdiği bir kararı Cumhurbaşkanı kaldıramaz. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle de kaldırılamaz. Burada büyük bir hata yaptı AK Parti. Meclis bunu yapacaktı. Ve aslında o mecliste bu çoğunluk da var. Bakın şimdi Danıştay'dan doğru bir karar çıkacak. O gözüküyor. Cumhurbaşkanlığın kararnamesi İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme yönündeki iptal edilecek. İptal edilmesi hukuken doğru. Ama Türkiye'nin ihtiyacı açısından yanlış. Tabii hukuk şekle uymak zorunda hukuk. Evet. Ve kararında şöyle olacağını kuvvetle ifade edebilirim. Yani Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekilemez. Çünkü meclis kararıyla sözleşme kabul edildi. Öyleyse bakın şimdi şuradan meclisimize ve Sayın Meclis Başkanı'na şunu öneriyorum. Şu Danıştay'ın kararını beklemeden hemen mecliste bu süreci başlatın ve meclis kararıyla çekilelim İstanbul Sözleşmesi'nden. Yani Danıştay kararından sonra bu süreci başlatmayın. Arada bir boşluk dönemi olmasın. Ve bu İstanbul Sözleşmesi taraftarlarına falan bir fırsat tanımayalım, vermeyelim. Bugünden sesleniyorum meclisimize, Sayın Meclis Başkanımıza. Derhal ve AK Parti grubuna, Milliyetçi Hareket Partisi grubuna da sesleniyorum. Derhal hemen süreci başlatalım. Çok hızlı bir şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını meclisin kabul edelim ve ilan edelim. O zaman ne olacak? Danıştay da zaten Danıştay kararından önce yaparsak bunu, Danıştay da diyecek ki meclis çekildi ve bu dava düştü diyecektir. Düştü. İyi olacaktır. Veya Danıştay kararından birkaç gün sonra bile olsa meclis kararıyla yapıldığı zaman Danıştay kararı da
kararına da uyulmuş olacaktır. Onun için Sayın Meclis Başkanımıza buradan bir kere daha sesleniyorum. AK Parti grubuna, yönetimine ve Milliyetçi Hareket Partisi grup yönetimine de buradan sesleniyorum. Çünkü öbür partilerde böyle bir şey gözükmüyor. Onlar yani eşcinselliği dayatan İstanbul Sözleşmesi'ni kabul etmiş gözüküyorlar. CHP, HDP, İYİ Parti vesaire. Onun taraftarı, hatta Meral Akşener açıkça İstanbul Sözleşmesi propagandası yaptı. Dolayısıyla AK Parti ve MHP grubuna buradan sesleniyorum. Başta da Sayın Meclis Başkanı'na hızlı bir şekilde bu süreci başlatalım ve İstanbul Sözleşmesi'nden meclis kararıyla çekilelim. Bağlantılı bir konu. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkelerin büyükelçilerine sık sık görüş